Merhabalar sevgili arkadaşlar. Mavi set, daf coğrafya 1. kitap 9. föy ile birlikteyiz. Bu föyümüzde arkadaşlar coğrafi konum konusuyla föyümüze giriş yapıyoruz. Coğrafi konum dünya üzerindeki herhangi bir yerin belirtilmesine coğrafi konum olarak bakıyoruz. Şöyle kalemimizi alalım arkadaşlar. Coğrafi konum göreceli konum ve mutlak konum olarak ifade ediliyor. Yani dünya üzerindeki herhangi bir yerin arkadaşlar bulunduğu yerin bu e, dünya üzerinde bulunduğu yerin belirtilmesinde biz göreceli yani özel ve mutlak yani eski adıyla eski ifadesiyle matematik konum kullanıyoruz. Göreceli konuma baktığımızda dünya üzerindeki herhangi bir merkezin coğrafi unsurları, yer şekilleri, yükseltisi, çevresindeki denizler ve karalar, ticaret yolları, ülkeye göre konumu gibi ile tarihsel süreçteki gelişmeler, mesafe, yön ve diğer ülkelerle ilişkileri gibi özelliklerine göreceli konum, Türkiye'nin göreceli konumunun sonuçlarını ele alacağız şimdi arkadaşlar hep birlikte. Asya, Avrupa ve Afrika kıtasının birbirine yaklaştığı bir yerde bulunmaktadır Türkiye biliyorsunuz. Buna bağlı olarak arkadaşlar, Asya ve Avrupa kıtasının birbirini bağlayan bir köprü konumundadır. Doğu ve Batı medeniyetleri arasında yer almaktadır. Batı dünyasının ekonomik bakımdan gelişmiş olan Avrupa ülkelerine yakındır. Avrupa ülkeleri diyoruz arkadaşlar buraya. Avrupa ülkelerine yakındır. Doğuda petrol ve doğalgaz bakımından zengin olan Ortadoğu ve Kafkas ülkelerine yakındır. Bu durum Ortadoğu ve Kafkas ülkelerinden Avrupa'ya taşınacak olan petrol ve doğalgaz boru hatlarının petrol ve doğalgaz boru hatlarının Türkiye'den geçmesini sağlayacak ve Türkiye'nin jeopolitik önemini artıracaktır. Karadeniz, Akdeniz ve okyanuslara bağlayan İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması arkadaşlar, Türkiye'nin transit kara ve deniz, şurayı hemen dolduralım, transit diyelim, evet, transit kara ve demiryolları üzerine yer almasını sağlıyor bu durum. Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin Gürcistan, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve Rusya Federasyonu dışarıyla olan deniz yolu bağlantısını İstanbul ve Çanakkale Boğazları sağlamaktadır. Bu durum Türkiye'nin jeopolitik önemini arttırmaktadır. Üç tarafının denizlerle çevrili olması arkadaşlar bu durum iç kesimlere göre kıyı kesimlerde bazı değişimlere sebep oluyor. Şimdi bunları ele alacağız arkadaşlar. Evet, iç kesimlere göre kıyı kesimlerde iklim daha ılımandır arkadaşlar. ılımandır diyoruz. Günlük ve yıllık sıcaklık farkları kıyılarda daha azdır. Yıllık yağış miktarı kıyılarda daha fazladır. Bitki örtüsünün daha gür olduğunu söyleyebiliriz kıyı kesimlerde. Nüfus miktarının yine kıyılarda daha fazla olduğunu belirtebiliriz arkadaşlar. Batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti artar. Bu durum doğuya doğru gidildikçe arkadaşlar Türkiye'de sıcaklığın azalmasına sıcaklığın azalmasına iklim koşullarının arkadaşlar farklılaşmasına günlük ve yıllık sıcaklık farklarının artmasına. Aynı tür tarım ürünlerinin arkadaşlar daha geç olgunlaşmasına, bitki örtüsünün değişmesine, tarım ürünlerinin değişmesine neden olmaktadır. Yakın bir jeolojik zamanda arkadaşlar oluşmuş bir ülkeyiz. Buna bağlı olarak birçok detay arkadaşlar karşımıza çıkacak. Türkiye'de ortalama yükselti fazladır. Yüzey şekilleri kısa mesafelerde değişiklik göstermektedir. Bu nedenlerle arkadaşlar kısa mesafelerde iklim çeşitliliği fazladır. Aynı anda farklı mevsimler yaşanmaktadır. Yani Türkiye bir bölgesinde farklı mevsim koşulları yaşanırken farklı bir bölgesinde daha farklı mevsim koşulları karşımıza çıkmaktadır. Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde dağlar kıyıya paralel Ege bölgesinde ise dik uzanmaktadır. Bunun sonucuna bakacağız. Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde denizden gelen nemli hava iç kesimlere kadar sokulamazken Ege bölgesinde sokulabilmektedir. Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde kıyı ile iç kesimler arasında iklim farklılığı fazlayken Ege bölgesinde daha azdır arkadaşlar. Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde kıyıda iç kesimler arasındaki ulaşım arkadaşlar genel olarak zorken zordur. Ege bölgesinde daha arkadaşlar kolaydır. Ki bu nedenle Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde iç kısımlarda arkadaşlar ulaşım daha çok köprü, tünel ve geçitlerle sağlanırken Ege bölgesinde ise iç kesimine ulaşımı arkadaşlar daha kolaydır ve köprü ve tünel sayısı daha azdır. Anadolu e, geçmişten günümüze kadar elverişli iklim koşullarına, su kaynaklarına, verim to tarım topraklarına sahiptir. Buna bağlı olarak ilk çağlardan itibaren yerleşim alanı olarak kullanılmıştır. Ve tarih boyunca farklı medeniyetlere beşiklik etmiştir diyebiliriz. Geldik arkadaşlar Türkiye'nin mutlak konumuna. Yani diğer bir de işte matematik konum sonuçlarını arkadaşlar. Dünya üzerinde herhangi bir yerin ekvator ve başlangıç meridyenine göre belirlenen konumuna mutlak konum denir. Ülkemize baktığımızda Türkiye arkadaşlar 36-42 kuzey paralelleri ile 26 derece ve 45 derece doğu meridyenleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla Türkiye kuzey yarımkürede ve başlangıç meridyeninin doğusunda yer alan bir ülkedir. Türkiye'nin 36-42 kuzey paralelleri arasında olmasının arkadaşlar sonuçlarına bakacağız. En kuzey ile en güney arasında kuş uçumu 666 km mesafe vardır. Ekvatorun kuzeyinde yer alır. Kuzey yarım köyde yer alır. Bu nedenle kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürürken güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı artırır. Güneyden kuzeye doğru gidildikçe güneşin düşme açısı küçülür. Denizlerin tuzluk oranı azalır. Yerleşme üst sınırı azalır. Grup ve tam süresi uzar arkadaşlar. Cisimlerin gölge boyu kuzeye gidildikçe uzar. kazıkar alt sınırı azalır. Tarım yükselti sınırı azalır. Sıcaklık azalır. Orman üst sınırı azalır ve çizgisi hız kuzeye gidildikçe azalır arkadaşlar. Yengeç dönencesinin kuzeyinde yer alır Türkiye arkadaşlar. Bu nedenle güneşin hiçbir zaman dik açıyla alamaz cisimlerin gölgesi her zaman kuzeye yönüne düşer. Cisimlerin gölge boyu hiçbir zaman sıfır olmaz. Dağların güney yamaçları aynı yükseltteki diğer yamaçlara göre daha fazlasınız, daha sıcaktır. Orta kuşakta yer alır. Bu nedenle arkadaşlar, Türkiye Akdeniz iklim kuşağındadır. Türkiye'de cephe yağışları görülür. Dört mevsim belirgin olarak yaşanır. Ve batı rüzgarlarının etkisi altındadır. Bunlar Türkiye'nin orta kuşakta bulunmasının bir sonucudur arkadaşlar. Türkiye'nin 26.45 45 doğu meridyenleri arasında yer almasının sonuçlarına bakalım arkadaşlar. En doğusu ile en batısı arasında 1 saat 16 dakika zaman farkı vardır. Başlangıç meridyeninin doğusuna yer alır. Bu nedenle doğu yarımkürede yer alır ve yerel saati başlangıç meridyenine göre arkadaşlar daha ileridir. Yıl boyunca Iğdır'dan geçen 45 Doğu Meridyeni'nin yani 3. saat diliminin arkadaşlar yerel saati tüm Türkiye'de ortak saat olarak kullanılır. Hemen örnek bir sorumuz var arkadaşlar. Yukarıda üç farklı yönün coğrafi koordinatları verilmiştir. Türkiye'nin coğrafi koordinatları dikkate alındığında Türkiye'den hareket eden uçakların yukarıdaki yörelere ulaşabilmeleri için hangi yöne yönü izlemeleri gerekmektedir diyor. Hemen Türkiye'nin matematik konumunu arkadaşlar yazalım buraya. Türkiye 36 42 kuzey paralelleri ile 26 45 doğu meridyenleri arasında kalıyor. Birinci merkeze baktığımızda arkadaşlar 67 66 ve 67 kuzey enlemlerinde 60 61 doğu boylamlarında. Yani Türkiye'ye göre daha kuzeyde ve daha doğuda. Dolayısıyla bu merkez Gidebilmemiz için bizim kuzey-doğu yönüne doğru hareket etmemiz gerekiyor. O zaman arkadaşlar B seçeneğini eledik. D seçeneğini eledik arkadaşlar. Devam edelim. İkinci merkeze bakarsak 40 41 kuzey enlemlerinde arkadaşlar. Hemen hemen enlem olarak bizimle aynı enlemlerde bulunuyor. E boylam olarak bakıyorum. 11-12 batı boylamlarında. Yani batıda e, arkadaşlar biz Türkiye'den hareket edip bu merkeze gidebilmemiz için Kesinlikle batıya doğru hareket etmeliyiz. Bunu söyleyebiliriz. Üçüncü merkezimize geldiğimizde ise arkadaşlar bakıyoruz 15-16 kuzey enlemlerinde yani bizim güneyimizde kalıyor. 101-102 doğu merkezlerinde bizim güneyimizde ve daha doğumuzda arkadaşlar biz bu merkeze gitmek için güney doğuya doğru gitmeliyiz dedik arkadaşlar. Dolayısıyla baktık ikinci merkeze gitmek için batıya, üçüncü merkeze gitmek için güney doğuya gideceğiz dedik ve A seçeneği doğru cevabımız oldu. Evet bir etkinliğimiz var arkadaşlar. Haritada gösterilen merkezlerle ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangilerinin mutlak konuma hangilerinin göreceli konuma ait olduğunu işaretleyiniz demiş arkadaşlar. Bartın'daki denizin tuzluluk oranının Muğla'ya göre daha az olması. Genel olarak arkadaşlar kıyıda bulunan merkezlerdeki bu farklılıkların sebebi enlemle açıklanır. Yani matematik konumla açıklanır. Dolayısıyla denizin tuzluluğu mutlak konumla ifade edilir. Trabzon'da denizden gelen nemli hava iç kesimleri sokulamazken Aydın'da yani Ege bölgesinde yer alan şehrimizde sokulmaktadır. Bu tamamen dağların uzanışıyla alakalı bir durumdur arkadaşlar ve göreceli konum olarak değerlendirilir. Hatay Akdeniz iklim kuşağında yer almaktadır diyor arkadaşlar. E, Hatay enlem olarak güneyde yer aldığı için Akdeniz iklim kuşağında yer alır. Bu mutlak konumunun bir sonucudur. Muğla'da aynı anda farklı mevsim koşullarının yaşanmaktadır diyor arkadaşlar. Aynı anda farklı mevsim koşulları kısa mesafede yer şeklinin değişmesini bir sonucu olarak karşımıza çıkar ve göreceli konum olarak ifade edilir. Bartın'da yaşanan günlük ve yıllık sıcaklık farkı Nide'ye göre daha azdır diyor. Bartın bakın kuzeyde Karadeniz kıyısında bir merkez arkadaşlar. Nide ise iç, Anadolu, iç bölgemizde iç Anadolu'da kalıyor. Bu, bu mantıkla baktığımızda arkadaşlar e, kesinlikle ikisi biri denizler iklimi biri karasal iklime sahip. Yani göreceli konumla açıklayabileceğimiz bir kavramdır. Altıncı maddede Hatay'da kar alt sınırı Sinop'a göre daha yüksektir diyor. Hatay'da Sinop'ta kıyıda merkezler biri Türkiye'nin en güneyinde biri en kuzeyinde. Kesinlikle matematik konumları arkadaşlar yani göreceli mutlak konumları birbirinden farklıdır. Cevap burada mutlak konum olacaktır. Yıl boyunca Iğdır'dan geçen 45 doğu meridyenin yerel saat ortak saat olarak kullanılıyor. Bu yine tek meridyenle alakalı kavram matematik konum olarak ifade edilir. Kars'ta aynı tür tarım ürünleri Trabzon'a göre daha geç olgunlaşmaktadır diyor arkadaşlar. Kars Trabzon'a göre daha güneyde olsa da çok yüksek ve soğuk bir yer olduğu için arkadaşlar ürünler geç olgunlaşır. Bu tamamen göreceli konumla ifade edilir. Sinop'taki bitki örtüsü Sirt'e göre daha gürdür diyor arkadaşlar. Neden? Sinop çünkü arkadaşlar kıyıda yer alan merkez denizelikliğine sahip daha nemli bölgede daha çok yağış oluyor. Bu da doğrudan özel konumla açıklanabilecek bir durumdur yani göreceli konum. Aydın'da 4 mevsim belirgin olarak yaşanmaktadır diyor. Aydın Türkiye'de bir şehir. Biz de Kuzey Yarımköy'ün orta kuşağındayız. Bu tamamen Türkiye'nin matematik konumunun bir sonucudur arkadaşlar. Trabzon'daki iklim Yozgat'a göre daha ılımandır diyor. E, Kıyıdaki merkezlerde ılımanlığın nedeni arkadaşlar denizellik bu da özel konum yani göreceli konum olarak ifade edilir. Tekirdağ Batı rüzgarlarının etkisi altındadır diyor arkadaşlar. Evet biz orta kuşakta bulunduğumuz için batı rüzgarlarının etkisini dedik. Dolayısıyla matematik yani mutlak konumunu açıkladık. de kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürmektedir diyor arkadaşlar. Türkiye evet kuzey yarımkürede bulunduğu için kuzey yönünden gelen rüzgarlar soğuktur. Bu mutlak konumun bir sonucudur. Tekirdağ'ın yerel saati Sirt'e göre daha ili, geridir demiş arkadaşlar. Bu bulundukları boylamlarla alakalı ki boylam arkadaşlar matematik konumun elemanlarından yani mutlak konumun elemanlarından biridir. Dolayısıyla cevabımız burada mutlak konum olacaktır. Evet şimdi e, sorularımızı çözerken birçok yerde paralellerden ve meridyenlerden bahsettik. Paraleller ve meridyenlerin ana özellikleriyle arkadaşlar e, başlayalım konumuza. Evet konumuzda arkadaşlar kutuplara eşit uzaklıktaki noktanın birleştirilmesiyle oluşan çizgi ekvator denildirmiş. Evet en geniş dünyada çizebileceğiniz en büyük paralel dairesi ekvatordur. Ekvatora bir derecelik, aralık, derecelik aralıklarla paralel olarak çizildiği varsayılan arkadaşlar çemberlere ise paralel adı verilmektedir. Enlem kavramının ne olduğuna bakalım. Paralel çizgilerin ekvator olan uzaklığın açı cinsinden değerine enlem denir. Enlemler arkadaşlar derece, dakika ve saniye olarak ifade edilebilirler. Örneğin yengeç dönencesi 23 derece 27 dakika enlemi olarak ifade edilmektedir. Burada 20 23, 23 derece bir paralel iken arkadaşlar 23 derece 27 dakika 23 paraleli ile 24 paraleli arasındaki bir noktadır. Güney kutup dairesi 66 derece 33 dakika enlemi olarak ifade edilmektedir. Paralellerin genel özelliklerine bakalım. Başlangıç paralelimiz Ekvator'dur. Ekvatorun enlem derecesi sıfırdır. Kuzey yarım kürede 90, güney yarım kürede 90 olmak üzere toplam 180 paralelimiz vardır. Paraleller doğu batı doğrultusunda uzanırlar. Meridyenleri dik açıyla keserler. Enlem dereceleri kutup noktalarına doğru gidildikçe büyür arkadaşlar. Bu nedenle kuzey yarım kürede paralel numaralarının kuzeye doğru gidildikçe büyüdüğünü, güney yarım kürede ise paralel numaralarının güneye, güneye doğru gidildikçe büyüdüğünü görürüz arkadaşlar. Paralellerin çapları ve çevre uzunlukları ekvatordan kutup kutuplara kutup noktalarına doğru gidildikçe azalır. Bu durum dünyanın küresel şeklinin bir sonucudur, arkadaşlar. Paraleller arası uzaklık hesaplama e, ele alacağız, arkadaşlar. Paraleller arasındaki uzak sabit olduğundan yani 111 kilometre aynı meridyen üzerinde bulunan iki merkez arasındaki kuş uçuşu uzaklık bulunabilir. Paraleller arası uzaklık hesaplarken sırasıyla şu işlemler yapılır. Önce paralel farkı bulunur. Bundan fark 111 ile çarpılarak arkadaşlar aradaki mesafe tespit edilir. Örneğin baktığımızda arkadaşlar 37 ile 38 kuzey enlemleri arasında e, buradaki mesafenin sabit 111 kilometre olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla mesela AB arasındaki mesafeyi hesaplayacaksak arkadaşlar A ile B arasındaki mesafeyi hesaplamak için onların paralel değerlerini birbirinden çıkarıyoruz ve 111 ile çarpıyoruz arkadaşlar. BC c arasını hesaplayacaksak arkadaşlar farklı yarım kürede bulundukları için arkadaşlar e, topluyoruz bu sefer ve 111 ile çarpıyoruz. DC arasındaki mesafeyi bulmaya geldiğimizde ise ikisinin paralel farkını bulmak için birbirinden çıkaracağız ve 111 ile çarpacağız arkadaşlar. Aralarındaki uzaklık farkı bulunacak merkezlerin her ikisi de aynı yarım kürede ise paralel numarası küçük olan büyük olandan çıkarılır. Merkezler farklı yarım kürede ise paralel numaraları toplamıyoruz arkadaşlar. Örnek A ile B merkezleri aynı meridyen üzerinde bulunmaktadır. A merkezi 70 kuzey enlemi hemen şöyle çizelim arkadaşlar. 70 kuzey enlemi üzerindeymiş. A merkezi. B merkezi ise 40 kuzey enlemi üzerindedir. Daha güneyde demek ki B. Böyle dedik arkadaşlar. A burada. B de burada arkadaşlar. Buna göre A ile B merkezi arasındaki kuş, uçuşu kuş uçumu uzaklık kaç kilometredir denilmiş. İkisi de aynı yarım kilodu arkadaşlar. Hemen 70 eksi 40 diyoruz. Aradaki paralel farkını buluyoruz. Dedik ki 30 derece paralel farkı var. Bunu bulduktan sonra arkadaşlar 111 çarpı 30 dediğimizde sonucumuz 3330 kilometre olarak karşımıza çıkacaktır. Ve cevabımız B seçeneği olacaktır. Diğer bir örneğimiz yukarıdaki şekilde gösterilen X merkezinden yola çıkan bir gözlemci önce Y'ye arkadaşlar X'ten önce Y'ye gelecek. Önce Y'ye sonra da Z merkezine gitmiştir diyor. Buna göre gözlemcinin gittiği yolun toplam uzunluğu kaç kilometredir? Arkadaşlar şunu unutmayalım. Ekvator üzerinde meridyenler arasındaki mesafede 111 kilometredir. Önce ekvator e, şöyle yapalım. Bu nedenle e, verilen tüm yol boyunca kat edilen önce kaç derecelik bir fark olduğunu kat edilen mesafeyi bulmak anlamında belirleyelim arkadaşlar. X'ten Y'ye 50 derecelik bir fark var arkadaşlar. Sonra Y'den Z'ye giderken ise 20 burada, 10 da burada 30 derecelik bir fark var. Yani toplamda 80 derecelik bir yol kat arkadaşlar. Biz bunu 111 ile çarparsak arkadaşlar ana sonucumuzun 8880 kilometre olduğunu görmüş oluruz. Cevabımız da arkadaşlar C seçeneği olmuş olur. Örnek 4'te X merkezinden aynı meriden boyunca 6.660 km kuzeye doğru giden bir kişi gittiği yerde yer çekimi kuvvetinin geldiği yerle aynı olduğunu gözlemlemiştir. Söz konusu kişinin deniz kıyısı boyunca gittiği de bilmektedir. Buna göre X merkezinin enlem derecesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? arkadaşlar. X merkezinden aynı meriden boyunca 6.660 km kuzeye gidiyormuş arkadaşlar. Dikkat edin. O zaman 6.660 bölü 111 dediğimizde arkadaşlar sonucun 60 çıkacağını biliyoruz. Bunu bulduk. Şimdi dikkat edelim. Hemen şunu dünyayı şöyle çizelim arkadaşlar. Ekvatoru koyalım. Dikkat ediyorum. Bulunduğu enlemden 6.666 km kuzeye doğru gidecek ve gittiği yerde yerçekimi kuvvetinin geldiği yerle aynı olduğunu gözlemleyecek. Yani o zaman şunu diyebiliriz arkadaşlar. Başladığı yer ile ulaştığı yerin ekvator uzaklığı aynı. Arada 60 derece fark olduğuna göre bu arkadaşın 30 derece güney enleminden yola çıkıp arkadaşlar değil mi kuzeye doğru gittiğini ve 30 kuzeye ulaştığını düşünürsek gayet mantıklı bir cevap olur bizim için arkadaşlar. Evet 30 derece güneyden yola çıkmıştır. En, X merkezin enlem derecesi evet 30 güneydir ve ulaştığı enlem ise 30 kuzeydir. Bize ne sorulmuş peki? Buna göre X merkezin enlem derecesi aşağı yukarı hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor arkadaşlar. Ne diyeceğiz o zaman? 30 güney X merkezin enlem derecesidir. Evet geldik arkadaşlar şimdi meridyenlerin ana özelliklerine. İki kutup noktası arasında uzandığı varsayılan ve paralelleri dik olarak kesen yarım çembere ya da yaylara meridyen denir. Ki meridyenler arkadaşlar e, yarım çember şeklindedir, yay şeklindedir diyebiliriz. Boylam ise herhangi bir merkezin başlangıç meridyeni yani grim içi olan uzaklığının açı cinsinden değeridir. Derece, dakika ve saniye olarak arkadaşlar ifade edilebiliyor yine meridyenler yani boylamlar. Meridyenlerin özelliklerine bakarsak başlangıç meridyeni Greenwich, Grimmage, Greenwich'ten yani İngiltere'nin Londra İngiltere'nin başkenti Londra ya yakınlarından e, bir kasabadan geçmektedir arkadaşlar başlangıç meridyenimiz. Greenwich'ten geçen meridyenin derecesi sıfırdır. Boydan dereceleri başlangıç meridyeninden doğuya batıya gidildikçe artar. 180 doğu yarım kürede, 180 batı yarım kürede olmak üzere 360 tane meridyen yayı vardır. 180. meridyen tarih değişme çizgisi olarak adlandırılmıştır. Meridyenler kuzey ve güney doğrultusunda uzanırlar. Paralelleri dik açıyla keserler. Ardışık iki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakikadır. Nerede olursanız olsun bu değişmeyen bir detaydır arkadaşlar. Bütün meridyenlerin uzunlukları eşittir. Bütün meridyenler kutup noktasında birleşirler. Önemli notumuz varmış arkadaşlar. Paralellerin boyları ekvatordan kutuplara gidilince azalırken meridyenlerin boyları eşittir. Aynı boylam üzerinde bulunan bütün noktaların yıl boyunca aynı meridyende yer alan merkezlerde yıl boyunca yerel saat, öğle vakti, güneşin gün içinde tepeye çıktığı an yani yine öğle vaktinden bahsediyoruz ve gölge boyunun gün içinde en kısa olduğu an yine öğle vakti diyebiliriz. Aynıdır arkadaşlar. Önemli bir ayrıntı bizler için. Örnek sorumuz var. X ve Y merkezlerinin yıl boyunca öğle vakitleri ve tan ve grup süreleri aynıdır. Öğle vakitlerinin aynı olabilmesi için arkadaşlar aynı meridende olmaları gerekiyor tam ve grup sürelerinin aynı olabilmesi için arkadaşlar aynı enlemde bulunmaları gerekiyor. Buna göre X, Y, y merkezinin coğrafi koordinatlarının aşağıdakilerden hangisi gibi olması bekleniyor arkadaşlar. Kesinlikle öncelikle meridyenlerin aynı olması gerekiyor. A seçeneğine başladık. 90 batı, 90 doğu olamaz. 80 doğu, 80 batı, B de olamaz arkadaşlar. 70 batı, 70 batı, C'nin olma şansı var. 60 doğu, 60 doğu, e, D'nin de olma şansı var. 50 batı 50 doğu e de elenmiş oldu arkadaşlar. Şu anda iki seçeneğimiz kaldı. E ne dedik arkadaşlar? Tam bir grup sürelerinde aynı olabilmesi için enlemlerin de aynı olması gerekiyor. Biri 50 kuzey, bir de 50 güney. Ekvator uzaklıkları da aynı. Dolayısıyla arkadaşlar D seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Bir paralel üzerinde bütün meridyenler arasındaki mesafe eşittir arkadaşlar. Bu önemli. Yani şunu biliyoruz. Meridyenler arasındaki mesafe ekvatorda 111 kilometredir. Ancak bu mesafe kutuplara gidildikçe azalmaktadır. Ama aynı enlem üzerinde arkadaşlar iki meridyen arasındaki mesafe aynıdır. Bir meridyen yayını tam bir çembere tamamlayan karşısındaki meridyen yayına aralarında 180 meridyen fark olan meridyen yani anti meridyen denir. Örneğin başlangıç meridyeni sıfırın anti meridyeni 180 derece meridyenidir. Örneğin 120 doğum meridyenin anti meridinin nedir diye sormuşlar bize arkadaşlar. Kuralımız şudur. 180 meridyenimiz vardı. Eksi dedik. 120 arkadaşlar. Sonucumuz ne çıkacaktır? 60. E, bize sorulan bir doğu meridyeniydi. Anti mutlaka ne olmaktadır? Bir batı meridyeni olmak zorundadır. Bakın tamamladığımızda toplamda 180 meridyeni e, arkadaşlar tamamlamış oluyoruz. 30 batı meridenin anti meridinin nedir diyor arkadaşlar. Ne yapacağız? 180 meriden dairemiz vardı. Eksi dedik. 30. Sonucumuz 150 çıktı. Bir batı meridenin anti meridinin mutlaka bir doğu meridendir arkadaşlar. Evet. Bu şekilde cevaplarımızı bulmuş olduk. Örnek 8'e baktığımızda arkadaşlar. Bir meriden yayını tam çemberi tamamlayan karşısındaki meriden yayını anti meridenden Tabloda x, y, z, t merkezinin antimeridyenleri verilmiştir. Buna göre tabloda verilen merkezler aşağıdakilerin hangisinde en doğuda yer alandan en batıda yer alana doğru sıralanmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi merkezlerin antimeridyenleri verilmiş burada bize arkadaşlar. Biz basitçe şunu yapmak zorundayız. E, 180'e tamamlayan meridyeni bulmak zorundayız. Bunu unutmayalım. 150 doğunun antimeridyeni arkadaşlar x ile başladık. 30 batıdır. 20 doğu meridinin anti meridini arkadaşlar bulacak olursak y dedik buna. O zaman 160 derece doğu meridin diyeceğiz. Z merkezine geldik. Z merkezinin arkadaşlar 10 batının anti 170 doğu olacaktır. Burada arkadaşlar Y'de şu hatayı yaptık. 20 doğu meridinin anti meridini 160 batı meridini olur. Pardon burada bir hata yapmışız arkadaşlar. Devam edelim. T merkezine geldik arkadaşlar. T merkezine baktık. T merkezinin antimedinin 100 batıymış. Demek ki T merkezinin kendisi arkadaşlar 80 doğu meridyenidir o zaman. E bize neyi sormuştu arkadaşlar? Buna göre tablo verilen merkezler, verilenler eğer antimedyenler ise nerede yer alır? En doğuda yer al, hani en doğuda yer alandan en batıda yer alana doğru sıralanmıştır diyor. En doğuda yer alan merkezimiz bu doğrultuda Z'di arkadaşlar. Yukarıya bakarsak. Sonra kim gelecek? 80 doğuda olan T merkezimiz gelecek arkadaşlar. Sonra 30 batıda olan X merkezimiz gelecek ve en batıda olan 160 batıyla Y merkezimiz gelecek arkadaşlar. Evet, seçeneklerimize bakıyoruz. Z, T, X ve Y seçenekleri C seçeneğinde bir araya gelmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu föydeki konumuz burada sona eriyor. Bir sonraki filmimizde kodunun devamıyla birlikte olacağız. Hoşçakalın.